Ne vermek istiyorsanız akşam saat 8'de yediniz, açsınız. Sabahleyin saat 7'de 8'e kalktınız, 12 saat açsınız. Kanınızdaki şeker düzeyi zaten 70'lere inmiştir, 80'de inmiştir. Bir de onun üzerine yürüme yaparsanız vücudunuz ihtiyacı olan enerjiyi şekerden almayacağı için artık yağdan ister. Çünkü depoladığınız yağlar bankadaki paranız. Cebinde para kalmayınca bankadan para çeker. Evet, açken yaptığın kardiyoda yağ yakımını arttırırsın. İyi de yağ yakımı yağ kaybıyla aynı şey değil ki. Hikayenin sadece yarısı. Vücut yağ denge formülü şudur. Depolanan yağ, eksi yakılan yağ. Aç karnına yapılan kardiyo süresince yağ yakımı artar. Ancak bu, günün geri kalan zamanında azalan yağ yakımı ile telafi bulur. Bilakis tok karnına yapılan kardiyo sırasında yağ yakımı azalır, ancak bu durum günün geri kalan zamanında artan yağ yakımı ile telafi edilir. Net fark sıfırdır. Hackett ve arkadaşları konuyla ilgili 5 araştırma ve 100'e yakın katılımcıyı ele alan bir sistematik inceleme ve meta analiz yaptılar. Aç ya da tok karnına yapılan kardiyo çalışmaları arasında kilo ya da yağ oranı açısından anlamlı farklar bulunamadı. Uzmanlar kilo ve yağ kaybının yeterli bir süreç içerisinde anlamlı şekilde yaratılacak bir kalori açığına bağlı olduğunu ve bunun aç ya da tok karnına yapılan egzersizle bir ilgisi olmadığını söylemişlerdir. Şimdi ben aç karnına kardiyo işe yaramıyor diyor muyum? Hayır. Aç karnına kardiyo ile yağ kaybedilemez diyor muyum? Hayır. Şunu söylüyorum. Açken yapılan kardiyo, tokken yapılan kardiyodan daha üstün değildir ve sen istediğini seçebilirsin.